Selam, ben Gözde Tezer. Migros TV'ye hoş geldiniz ve benim mutfağıma da hoş geldiniz. Tüm takipçilerim bilir, çok fazla yemek yapmam. Sadece ve sadece sağlıklı yemekler yaparım. Özellikle şu son 3-5 aydır gerçekten içimden çimadan falan çıkacak. Çok fazla salata yiyorum ve salata beni sıkmasın diye de sürekli böyle yeni yeni salata tarifleri geliştirmeye çalışıyorum. Bugün sizinle paylaşacağım beyaz peynirli elmalı salata da bunlardan bir tanesi. Yemyeşil bir salata. Gerçekten insanın içini, ruhunu temizleyen bir salata diyorum ve başlıyoruz. Bu içinizden çim adam çıkartacak salatada neler olduğunu söylüyorum. Öncelikle şöyle, ya ben tek kişilik yapıyorum. Siz artık göz kararı, kaç kişiyseniz ya da ne kadar açsanız o kadar yaparsınız. Burada maydanoz ve dereotu var. Maydanoz zaten bence kilo vermek üzerinde acayip bir etkisi var. Ben maydanozlu yeşil içecekler de bayağı yapıyorum evde robottan geçirip. Nane çok ağır, çok baskın olmasını sevmiyorum nanenin. O yüzden birazcık koydum. Şöyle yani bir 3-4 sap gibi. Yarım avokado var. Aslında tam da olabilirdi. Neden olamadı? Çünkü az önce avokadolu başka bir tarif çektim. O yüzden de yarısı kalmıştı ama siz isterseniz tamamlayın. Türkiye'de yeşil elmayla salatayı çok bağdaştırmayız. Yani meyve salatası yapılırsa yeşil elma orada olabilir, okey. Ama içine tuzlu bir peynirin, ne bileyim salatalığın, maydanozun falan gireceği bir salatada elmanın işine diye düşünenler olabiliyor. Arkadaşlar onun orada o kadar güzel bir işi oluyor ki. Şimdi siz bu tarifi yaparsanız göreceksiniz. Gerçekten nasıl diyeyim, böyle hani salatalara hafif tatlı soslar yaparlar ya. Biraz tatlı sos etkisi veriyor ama dediğim gibi yani az olmasına fayda var. Çok baskın olursa da çok meyve salatasına çevirebiliyor işi. Beyaz peynir kullanacağım. Migros'un beyaz peynirlerini kullanacağım. Şu an aslında elimde hem tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir var hem de inek beyaz peynir var. Hangisini kullanacağım? Galiba bugün bunu kullanacağım. Şunların hepsini koyuyorum. Bu arada ben salatayı genelde, bunu da annemden öğrendim, çukur tabakta değil daha düz tabaklarda, daha yayvan tabaklarda daha çok seviyorum. Çünkü yoksa suyunda boğuluyor salata. Ya ben hep şey diyordum, hani annemin salataları çok lezzetli. Aynı şeyleri koysam da, aynı miktarda koysam da benimkiler öyle değil. Neden acaba? Annem de dedi ki, çünkü dedi sen mesela şöyle bir kaba koyuyorsun, geniş bir kaseye koyuyorsun domatesi falan mesela. Sonra onlar suyunu salıyor, üstüne bir de yağ limon geliyor ve hepsi onun içinde yüzüyor. O zaman da tadı bozuluyor demişti. Gerçekten de bir tık daha yayvan tabaklara geçince annemin haklı olduğunu anladım. Zaten anneler ne zaman haklı değil ki. Şöyle elmayı koyuyorum. Bak şimdi elmanın orada ne işi var diyorsunuz. Duyuyor gibiyim ama bir koyun göreceksiniz. Ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Çünkü bu dünyanın en besleyici salatası falan şu an. Avokadoyu da koydum. Naneyi de koyuyorum. Naneyi daha küçültebilirsiniz. Benim kadar 3 tane yaş değilseniz bununla uğraşabilirsiniz. Ama ben şu an uğraşamıyorum. Bu arada bilerek domates falan hiçbir şey sokmadım. Çünkü bu yeşil kardeşliğini bozmak istemedim. Ayrı bir uyumları var bu yeşillerin. Ve son olarak peynir koyacağım. Peyniri en son ilave edeceğim. Şimdi bir yağ limon ilave edeyim. Sıkacağım. Bu arada arkada da kinoa köftelerim var. Şimdi fırından çıkardım ama o başka bir videonun konusu. Şimdi birazcık zeytinyağı döküyorum. Çok değil ama az da değil. İşte bunlar da hayatın tadı yani. Düşük kalorili besleneceğiz diye de insanı gençleştiren, güzelleştiren zeytinyağımızdan feragat edecek değiliz. Tuzlamayacağım çünkü zaten beyaz peynirimiz tuzlu. Şunu birazcık karıştırdıktan sonra beyaz peynirimi ekliyorum artık. Beyaz peynirli, elmalı, yeşil salata tarifim neler oluyor? Beyaz peynirli, yeşil salatam hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Migros TV'ye abone olmayı, tabii ki Gözde Tezer'e de, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yiyorum hadi. Dur şöyle elmalarından da alayım. Bu tadı seviyorum. Hücrelerim, konuşamadım.
hücrelerim bana teşekkür ediyormuş gibi falan geliyor bunu yediğim zaman. Gerçekten deneyin, çok hoşunuza gidecek. Görüşürüz.